Cihan Bey, sizin de bir konu hakkında konuşabilirim. Tabii ki, buyurun. Cihan Bey, aracısı olduğum bir oteller zinciri var. Bu hançer serisinde çok beğeneceklerinden eminim. Bu konuyla ilgili sizin için yarın bir randevu talep ediyorlar. Hay hay. Cemre Hanım sizi bilgilendirsin. Teşekkür ederim. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sıkıldın mı? Yok da. Ya dedim ya, ben daha önce böyle bir ortamda hiç bulunmadım. Ya şimdi böyle ağzımdan kötü bir şey çıkar ya da böyle seni mahcup ederim diye gerildim biraz. Endişelenme. Senin yanlış bir şey yapmayacağından emindim ben. Kötü düşünme. Bu gecenin starı sensin. Dağda karada ölüm yok sana Mukadder Hanım. Siparişler ardı ardına geliyor. Develioğlu'yla artık hiç kimse boy ölçüşemez. Bunların hepsini başardıysam senin sayende Nusret. Eğer bugün dimdik ayakta kimseye müdana etmeden duruyorsan... arkamda sen olduğun için. Ablanı ezdirmedim. O cibiliyetsiz sayende yaptıklarının karşılığını gördü. Çoluk çocuğumun rızkını, malını, mülkünü o aşükteye kaptırmadan intikamımı aldı. Ablamsın, canımsın, kanımsın. Senin için gözümü budaktan sakınmadım, sakınmam. Ben arkanda olduğum sürece kimse ama kimse sana zarar veremez. Ben senin emeklerinin karşılığını nasıl ödeyeceğim Nusret? Keşke bu yaptıklarının bir karşılığı olsa da versem. Tam her şey bitti derken dünyaları bağışladın bana. Soyadını kızıma verdiğin gün karşılığını fazla fazla ödeyeceksin. Biliyor musun? Bu aldığımız en doğru ikinci karar oldu. Beyza benim yeğenim değil bundan sonra sadece. Artık kızım da olacak. Yalnız Cihan laf dinlemeyecek, yan çizecek diye aklımdan geçmiyor değil. Sen orasını hiç düşünme. Oğlum benim sözümden dışarıya çıkmaz. Kızım soyadını taşıdığı sürece bileceğim ki birliğimiz, düzenimiz baki. Ama olur da bir gün onu geri alacak olursan o gün en büyük düşmanın olurum. Bilesin Mukadder Hanım. Böyle bir şey asla olmayacak. Olursa boynum kıldan ince. Cezam kardeşimin elinden olsun. Bizi bu hale getirdin ya. Elimden çekeceğin var gelin.